Arkadaşlar bugün size Hatay'a ait sürk yapacağım. Yani çökelek. Çökelekten sonra baharatları koyup sürk yapacağım inşallah. 2 su bardağı kurutulmuş kekiğim var. Böyle dağ kekiği organik. 250 gram susam kavrulmuş. Yine makinede çekmişim. Burada da 3 çorba kaşığı kişniş, yine bu da makinede çekilmiş. 2 kaşık reyhan var. Bu rezene. 3 kaşık rezene var. Rezeneyi yine kavurup ondan sonra çekmişim yine. Kimyon. Hepsi kendim çarşıdan aldım. Ayıkladım, temizledim. Ondan sonra robottan çektim. Kavrulacak olanları kavurdum. Burada da 3 kaşık salçam var. 2 kaşık 2 çorba kaşığı pul biber, acı. Hatay pul biberi. 2 çorba kaşığı tuz. 2 koca baş sarımsak ezilmiş. Şimdi yapmaya başlayacağım arkadaşlar. Arkadaşlar baharatlarını koyarken telefonum çekmemiş. Burada 5 kilo çökeleğim var. Kekiği size göstermiştim. Kekik, ondan sonra bütün baharatları koymuştum. Bir de koyarken baktım telefonum çekmeyince fark ettim. Şimdi bu susamı kalmıştı, koymamıştım. Susam. Bir de kişniş vardı. Bir de samırsak. Ama salça, kekik, reyhan, kimyon, ondan sonra başka ne vardı? Rezene, hepsini koymuştum arkadaşlar daha önceden. Telefonum da çekmemiş. Bunu şimdi iyice yoğuracağım. Köfte gibi. Mis gibi kokusu çıkmaya başladı. Arkadaşlar bunu ta ki topak kalmayana kadar yoğuracağım. Özleşene kadar. Arkadaşlar bu çökeleğim olduktan sonra size göstereceğim nasıl yediğimizi, neye kullandığımızı. İnşallah. Böyle daha göstereceğim ilerideki şeyde, aşamalarda. Böyle topak topak yapacağım. Göreceksiniz inşallah. Bu mutlaka, bizim bu çökelek her evde mutlaka bulunur. İyi kötü mutlaka bu çökelek bulunması lazım. Eğer bu evde bu çökelekten yoksa, bu sürükten, sanki evde hiçbir şey yokmuş gibi. Tuzuna bir bakayım. Birazcık tuz ister. Arkadaşlar bir kaşık daha salça koydum. Bir yemek kaşığı tuz da koydum.
pul biber de biraz daha koydum. Üç çorba kaşığı pul biber. Üç yemek kaşığı salça. Üç çorba kaşığı da tuz koydum. Ama içinde biraz da tuz vardı önceden. Çok az. Biraz daha ister. Arkadaşlar bunu yoğurup böyle kıvamına gelene kadar ondan sonra bir gece buzdolabında bekleteceğiz. Ondan sonra böyle yapacağız. Bu şekilde topak topak olacak. Ha, arkadaşlar unutmuştum söylemeyi. 2 kaşık ki yemek kaşığı da çörek otu da koydum bunun içine. Bütün baharatlar var yani. Arkadaşlar şimdi çökeleğimin kıvama getirdim bunu. Bunu yarına kadar böyle buzdolabında bekleteceğim. Yarın inşallah tekrar çekim yapacağım, göstereceğim size. Arkadaşlar şimdi çökeleğimi akşam yapmıştım, yoğurmuştum. Sabaha kadar beklettim. Bunu aslında buzdolabına koyacaktım ama havalar soğuk diye balkona koydum. Sabaha kadar bekledi. Şimdi bunu tekrar biraz yoğuracağım. Ondan sonra şekil vereceğim. Bekletmemin sebebi bu içine koyduğum baharatlar çökeleğin içine işlemesi için bekletiyorum böyle. Bekletmesek de olur ama bekletirsek daha güzel oluyor. Aynı sucuk gibi o kokuyor. Çok güzel, mis gibi baharatlar kokuyor. Arkadaşlar 3 çorba kaşığı tuz koymuştum. Şimdi bir kaşık daha. Tuzu az olursa kokar çünkü bu çökelek. Tuzuna tekrar bakacağım. Toplam bunun içine 5 kaşık tuz koydum.
5 kaşık. Çünkü her kiloya, her bir kaşık bir kiloya denk demek ki. Arkadaşlar şimdi çökele hazır. Şimdi yapmaya başlayacağım. Şöyle iki avucumuzu şöyle tas gibi yapıp böyle yuvarlatıyoruz böyle. Bu çökeleğim 2 günde kurur tahminim. Çünkü burası sürekli esiyor. Bir esinti var. Önemli olan zaten esmesi lazım. Rüzgar olması lazım. Kuruması için. İlerideki aşamada size göstereceğim nasıl kıvamı nasıl olması gerekiyor. Ne kadar koruyacak. Çok fazla kurursa iyi değil. Çok yumuşak da kalırsa iyi değil. Orta olması lazım kıvamında. Bizim bu Hatay'da bu çökeleğimiz olmazsa olmazdı. Yine de söylüyorum size mutlaka mutlaka evde, her evde bulunur bu çökelekten. İyi ya da kötü. Bu olmazsa sanki evde hiçbir şey yokmuş gibi. Onun için bundan sürekli bulundururuz biz evde. Bundan ve tuzlu yoğurt. Tuzlu yoğurdumuz da evden eksilmez. Pratik bir yemek. Bunu işte doğrayıp ondan sonra üstüne zeytinyağı, yanında domates, salatalık, acı biber. Çok vazgeçilmeyecek bence bir yemek bu. Bazen salatasını yapıyoruz. Bazen de ekmek arası yenilebiliyor bu. Arkadaşlar bir tane tepsiyi bir doldurdum. Bitti bu. Şimdi ikinci tepsiye geçtim. Bir de söylememiştim size bu kağıtların koymamın sebebi çökeleğin içindeki suyunu çeksin diye. Arkadaşlar çökeleğim bitti. Bitirdim şimdi. Tam iki tepsi doldu. Bu da yavru. Bunlar belki hemen hemen kuruyunca hemen hemen bunun kadar olacak. Arkadaşlar şimdi çökeleğimi buraya koydum balkonda. Balkonda toz yok. Toz olsaydı üstüne bir dülbentten kapatacaktım. Toz yok, sinek yok elhamdülillah burada. Onun için açık havada böyle koruyacak. Sık sık onu kontrol edeceğim inşallah. İlerideki aşamada size de göstereceğim inşallah. Arkadaşlar çökeleğimi göstereceğim. Dün yapmıştım. Yani bu saatte yapmıştım. Bir gün oldu işte. Ama tam istediğim kadar istediğim şekilde kurumamış. Biraz daha bir gün daha beklemesi lazım. Çünkü havalar kış olduğu için normalde 1,5 gün 2 günde kuruyor. Bakalım bu yarına kadar kuruyacak mı? Bir dahaki videomda inşallah size göstereceğim hani tam kurumuş hali. Nasıl yenildiğini, yapılışını size inşallah göstereceğim. Bana abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. İstediğiniz bir şey varsa mutlaka yorumlarınızda belirtin. Ben de size inşallah yapmaya çalışacağım.